gayrimenkul sektörü, yatırım sektörü hayatımızın vazgeçilmez unsurlardan birisidir. Nasıl yatırım yapacağız? Nasıl daha tasarruflu, daha iyi bir yatırım nasıl yapacağız? Bu sorular herkes her zaman sorar. Gayrimenkul sektöründe bu işin duayeni bir üstadımız, bir hocamızla beraber olacağız biraz sonra. Nasıl yatırımlar yapılması gerekir? Nasıl yol izleyeceğiz? Ve doğru yatırımı yanılmadan nasıl yatırımlar yapacağımızı bilgilerini alacağız. PR Prestij Proje Yatırım Ortaklığı olarak 17 yılı aşkın süredir gayrimenkul sektöründe hizmet vermekteyiz. Bizim işimiz çoğunlukla gayrimenkul sektöründe arazi geliştirme ve proje oluşturma şeklinde gerçekleşmektedir. Arkamda görmüş olduğunuz haritada da görüleceği şekilde ham arazi diyebileceğimiz toprak parçalarının imar uygulamasına girme şeklinden ticari, sanayi, konut şekline dönüşmesine veyahut da mutlak tarım arazilerinden sanayi alanlarına kadar birçok alanda projeleme yapmaktayız. Kazansız yatırım yoktur, yanlış yatırım vardır. Bu bağlamda şu üçlemi her zaman müşterilerimize ve yatırımcılarımıza sunmaktayız. Diyoruz ki doğru zemin, doğru zaman ve doğru mekan ve bu alanlarda yapılan yatırımlar her zaman için kazandıracaktır. Bir de müşterilerimize şu şekilde tavsiyelerimiz var. Bir yatırımcı olarak yatırım yapmak için yola çıktıklarında önce kendilerine sormaları gereken 3 tane soru var. Bu 3 soruyu kendileri öncelikle cevaplayacaklar. Ona göre yatırımlarını şekillendirecekler. Birincisi, alırken emsallerine nazarla ucuza alabiliyorlar mı? Bu soruyu soracaklar. Devir teknoloji çağı, teknoloji çağında kıyaslamalar çok mümkün. Çok hızlı şekilde interaktif ortamlardan kıyaslama yaparak bunu ortaya çıkarmamız mümkün. İkinci sorumuz şu olacaktır. Gayrimenkul aynı döviz, altın gibi bir yatırımdır. Nakde dönmek istediğinizde, bozdurmak istediğinizde bozdurabiliyor musunuz? Çok hızlı bir şekilde bozdurabiliyorsanız bu gayrimenkul mantıklıdır. Üçüncü sorulması gereken soru ise şudur. Çok önemli bir mesele oldu. Hızlı bir şekilde gayrimenkulünüzü bozdurmanız gerekti. En kötü durumda aldığınız fiyata bozdurabiliyor musunuz? İşte bu üç sorunun cevabını veren gayrimenkul her zaman için alınıp satılabilen bir gayrimenkuldür. Halk dilinde biz buna kelepir diyoruz. Kelepir kavramının tam olarak karşılığı bu olmuş oluyor. Peki gayrimenkulde, bu tarz bir gayrimenkulde aramamız gereken nedir? Bunun da yine üçlü bir sorusu var. Birincisi, gayrimenkul dediğimizin muhakkak etrafında yolu olacak. Yolu olmayan gayrimenkul takdir edersiniz ki tercih edilecek bir gayrimenkul değildir. İkincisi, etrafında muhakkak medeniyetten emare olacak. Yani dağda bile bir yer alsanız bir köy olacak ki etrafına şunu diyebileceksiniz. Bu köy yarın öbürsü gün büyür, gelişir ve buraya gelir diyebileceğiniz bir medeniyet emaresi taşıyacak. Üçüncüsü, mümkünse gayrimenkulünüz yüksekte, havadar bir alanda hafif meyilli olacak. Bu şekilde olan gayrimenkuller her zaman için sahiplerine doğru zaman ve doğru zeminde tercih edildiklerinde doğru mekan olarak çok büyük kazançlar elde ettirecektir. Arazinin kıymetlenmesi, arazi yolculuğuna tarla olarak yani tarım arazisi olarak başlar. Yani tarım arazisi deyince ekilir biçilir alanlar anlaşılabileceği gibi üzerine hiçbir işlem yapılmayan taşlık alanlar da anlaşılabilir. Yolculuğuna toprak parçası olarak başlar ve durumuna göre şekillenmeye başlar. Biz bu alanlarda da hizmet vermekteyiz. Yani bizim alanımız sadece ve sadece imara dönüşmüş, üzerine ürün yerleştirilebilecek sanayi alanı veya ticari alan, konut alanı değil. Aynı zamanda tarım alanlarına da hizmet veriyoruz ve bunu da destekliyoruz. Ülkemizde bakın şu son 10 yılda gıda sıkıntısı çok yüksek seviyede olmaya başladı. Buna da buradan dikkat çekmek istiyorum. Biz de kendimizce bununla alakalı tarım alanlarının yok edilmemesi ve tarım alanlarının korunması taraftarıyız. Ama onun haricinde şehirlerin büyüme gerçekliği var. Hem insanların çoğalması hem de faaliyet alanlarının çoğalmasından dolayı şehirler gittikçe büyüyor. Buna istinaden de artık tarım yapılamayacak, gıda üretimi yapılamayacak yerlerde şehre katılmak üzere projelenmeye başlıyor. Evet, şu anda Türkiye'mizdeyiz. Harita olarak baktığımızda Türkiye haritasını görmemiz mümkün ve Türkiye'mizin göz bebeği İstanbul'a doğru ilerlemekteyiz. Buradan bizim faaliyet alanlarımızı sizlere sunmaya çalışacağım. Şu anda görmüş olduğunuz nokta bizim olduğumuz konum. Şu anda Başakşehir'deyiz. Başakşehir konum olarak zemin sağlamlığıyla bilinen ve son dönemlerde 2000'li yıllardan sonra yapıldığı günden bu yana hem yatırımcısına hem de oturumuna çok kazandıran ve memnun eden bir bölge. Şimdi ise Kanal İstanbul projesiyle bizim ismini bildiğimiz yeni şehir projesine doğru ilerleyeceğiz. Alper kardeşim birazcık yaklaştırsın. Şu anda renkli alanda görmüş olduğunuz proje
453 milyon metrekarelik Kanal İstanbul projesi, yani yeni şehir planının oluştuğu alan Arnavutköy bölgesi. Nereden başlıyor? Yeni şehirden başlıyor. Yukarı doğru alabilirsek birazcık Alper Bey. Yeniköy'den başlıyor. Şöyle burası havaalanı, gördünüz. Burası Yeniköy. Yeniköy'den itibaren kanal giriyor ve 43 kilometre boyunca Tayakadın, Boyalık, Baklalı, biraz daha aşağı inelim, Dursunköy ve ilerleyen tarafta hemen Dursunköy'ün karşı tarafında Çilingir, Sazlıbosna ve Hacımaşlı, Şamlar üzerinden şurada görmüş olduğunuz şu mavi nokta zaten morumsu nokta, daha doğrusu su yüzeyidir. İlerlediğimiz zaman Küçükçekmece'ye bağlanıyor. Biraz daha aşağı doğru gidelim, Küçükçekmece bağlantısını göstereyim. Buradan Şahintepe, Altınşehir üzerinden Küçükçekmece Gölü üzerinden Marmara Denizi'ne, Karadeniz'i bağlıyoruz. 43 kilometrelik uzunlamasına bir yolculuktan bahsediyoruz burada. Şehrimizin, yeni kurulacak şehrimizin hemen yanında İstanbul'umuzun iki telli bölgesi şu anda sanayi anlamında Avrupa yakası açısından çok önemli bir bölge. O bölgenin yeni şah damarı diyebileceğimiz Hadımköy Sanayi Bölgesi var. Deliklikaya, Ömerli, Yeşilbayır, Akpınar Sanayi Bölgesi ve burada toplamda 35 milyon metrekareye kadar ulaşan Yassıören bölgesiyle birleşen bir sanayi alanı var. 1 milyon 500, 1 milyon 600 bin istihdamın oluşabileceği bir bölge var. Ve şehrimiz hemen bunun eteklerinde kuruluyor. Özellikle burası çok önemli. Bunu özellikle beyan etmek istiyorum. Arnavutköy Belediyesi'nin resmi imar rehberinden de baktığımızda yeni şehrin planlanmış halini görmemiz mümkün. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Arnavutköy şu anda yeni bir şehircilik oluşumunda gerçekten Türkiye'nin yapmış olduğu, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yapmış olduğu en büyük planlardan bir tanesi. Tarihler boyunca medeniyetlerin oluşumu hep yol etrafında şekillenmiştir. Bakarsanız baharat yolu, ipek yolu, kervanların yürüyüşleriyle şehirlerin merkezlerini oluşturmuştur ve ticareti oluşturmuştur. Bu bağlamda yol medeniyettir diyoruz ve yolların oluşumuna göre şehir oluşur. Şehrin şekli oluşur. Bu bağlamda yeni şehre döndüğümüzde şunu görüyoruz. Kanalla bölünmüş iki tane şehir çıkıyor karşımıza. Bir taraf ada kısmında kalıyor, diğer taraf ise yeni Avrupa yakasını oluşturacak kısım, Hadımköy kısmı dediğimiz kısım. Her iki tarafta da en küçüğü 41 metreden en büyüğü 55 metreye kadar, 52 metre, 41 metrekare ve 55 metrelik yollar görüyoruz. Bu yolu şöyle anlatayım ben size. Türkiye'de yaşayan herkesin, İstanbul'u bilen herkesin bildiği Aksaray Vatan Caddesi'nin yol büyüklüğü 40 metredir. Ve bu yollar oradan daha büyük bir şekilde inşa edilmiş. Ve bu yollar ilerlediğimiz zaman görüyoruz ki kanalın her iki tarafını, yani şehrin her iki tarafında 3 tane burada olmak üzere, 3 tane burada olmak üzere sarıyor. Bakın aynı yollar sürekli olarak hem bu tarafta hem bu tarafta devam ediyor. Burası havaalanı. Havaalanının yanından kanal boyunca devam ediyor. Kanal boyunca şöyle bir şey daha dikkatimizi çekiyor. Kanalın etrafında Boğaz'daki yaşamış olduğumuz problemin yaşanmaması için 43 kilometre boyunca hem doğu yakasında hem batı yakasında sürekli parklar mevcut. Bu parkların aralarından sadece yolda geçişler var ama bina yapılmış değil. Yani bir vatandaş Kanal İstanbul projesinin etrafından dolaşmak istediği zaman buradan yola çıktığında 43 kilometre boyunca önüne hiçbir bina çıkmadan yürüyerek Marmara Denizi'ne, Karadeniz'den Marmara Denizi'ne gidebiliyor. Karşıya geçip de Marmara Denizi'nden Karadeniz'ine tekrar yürüyerek geri gelebiliyor. Ayrıca burada belirtmek istediğim çok önemli bir nokta var. Karadeniz kenarına gelmişken tabii ki Türkiye'nin medarı iftiharı İstanbul Havalimanı'nı da anlatmadan burayı geçmek mümkün değil. Şu anda görüyorsunuz İstanbul Havalimanı gerçekten hem konumu itibariyle hem büyüklüğü hem de planlanması şekli itibariyle Avrupa'nın en büyük lojistik havalimanlarından biri olma özelliğine sahip. Dünyanın lojistiği görmüş olduğunuz şu alan üzerinden dönüyor. Durum böyle olunca da bu lojistik merkezinin hem iç hatlar bağlamında hem de dış hatlar bağlamında etrafında oluşacak lojistik merkezlerle desteklenmesi gerekiyor. Bu bağlamda yukarıya doğru, deniz kenarına doğru ilerlersek Yeniköy'den doğru, bu bağlamda şurada Karaburun diye bildiğimiz bölgede Haydarpaşa'da hizmet vermekte olan Haydarpaşa Limanı kaldırılarak hem Ambarlı Limanı'nın yükünü azaltmak için hem de burada yurt dışından gelen malların deniz yolculuğuyla devam etmek istemesi durumunda gidebilmesi amacıyla bir gümrük sahası düşünülmekte. Buradan biraz daha ilerlediğimiz zaman hemen havalimanının etrafından gördüğünüz gibi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bağlanan Kuzey Marmara Otoban bağlantı yolunu görüyoruz. Biz bu yolu
Kuzey Marmara otoban yolu olarak biliyoruz ama yolun asıl ismi transit yol. Transit yolun temel amacı ne peki? Transit yolun temel amacı şu: malum çok kalabalık olan İstanbul trafiğinin yükünü azaltmak. Yani Avrupa'dan veya Anadolu'dan veyahut da Orta Doğu'dan gelen malların İstanbul trafiğinin içerisine girerek Fatih Sultan Mehmet Köprüsü veya Boğaziçi Köprüsü'nden İstanbul'un içerisine girerek trafik fazlalaştırmaması. Bu bağlamda da buraya yönelerek buradan trafiği azaltarak ilerlemeleri yönünde inşa edilmiş bir yer. Bu bağlamda da burası çok ciddi bir lojistik kenti olma yolunda ilerliyor. Ne anlamda lojistik kenti oluyor? Buradan gelen araçlar eğer ki ürün bağlamında ham madde getiriyorlarsa, biraz önce bahsetmiş olduğum Hadımköy, Yassıören, o bölgede oluşacak sanayilerde ürünlerin işlenmesi açısından çok önemli. Eğer gelen mal transit geçecekse havalimanına, hava yoluyla gidecekse havalimanına teslim olacak, deniz yoluyla gidecekse deniz gümrüğüne teslim olacak. Bu bağlamda da şehrin kalbinde çok ciddi bir lojistik ağı oluşturulmuş olacak. Arnavutköy bu bağlamda da çok önemli. Onun haricinde bir de çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Malum gündemimiz çok acı bir olay. Yakınlarını kaybedenlere başları sağ olsun diyorum. Ülkemiz çok ciddi bir sınavdan geçti bu bağlamda. Yakın dönemde çok ciddi, 100 yılda bir başa gelecek bir felaket yaşadık. 3 tane deprem, en son 3.'ü de yaşadık ne yazık ki. 3 tane ana deprem yaşadık ve 10 tane ilimiz bundan çok ciddi anlamda etkilendi. Çok büyük, 50 bine yakın çok büyük kayıplar verdik. Bu kayıplar bize gösterdi ki şehirlerin oluşumunda zemin gerçeğini bize çok ciddi anlamda gösterdi. Ne yazık ki bugünkü rasathanelerin bize vermiş olduğu bilgiler gösteriyor ki şehirlerin oluşumunda zeminlerin tercihi çok önemli. Yani fay hatlarına yakın yerlerde kurulan şehirler ne yazık ki ne yaparsak yapalım zarar görüyor. Bu bağlamda buna da değinmek istiyorum. Arnavutköy yeni şehir planlaması açısından bu bağlamda da çok önemli. Zeminin çok sağlam olduğunu burada görmemiz mümkün.